Dostlarım, dinmer devremiz bitti. Gayet güzel, şık oldu. Bunu iş yerine bir arkadaşıma yaptım. Jet taşı kullanacakmış, bunun ayar yapacakmış. O istedi, ona yaptım arkadaşlar. O yüzden böyle delikli personelse yaptım. Devre şemasında ben size şimdi anlatayım nasıl yapıldığını. Ondan sonra test işlemini yapalım. 10 amper cam sigortamız, 110 farad 310 volt kondansatörümüz, 500 kilo potansiyometremiz, 10 K direncimiz, DB3 tiryakımız, BT 139 tiryakımız arkadaşlar. Burada alıcı lamba var dimmer devresi için. Lambaya faz direkt geliyor şebekeden. Nötrücü klamesten giriyor, 10 amper cam sigortadan geçiyor. Bu 10 amper cam sigortayı ben sonradan aklıma geldi. Arkadaşıma vereceğim için herhangi bir sıkıntı olmasını istemiyorum. 10 amperden fazla voltaj çektiği zaman, amper çektiği zaman devreyi koruyarak enerjisini kessin. Sadece cam sigortayı değiştirerek sorunu gidersin. Siz de aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Ben buraya sonradan ekledim arkadaşlar. Seri bir şekilde bağlıyorsunuz nötr hattına. 10 amper cam sigortamız nötr hattımızdan geliyor. Kondansatörümüzün bacağına giriş yapıyor. Diğer ucu da buradan şönt atarak A1 ucuna bağlıyorsunuz tiryakın. Kondansatör tepeme voltajı geldiği zaman arkadaşlar DB3 diyarı tetikliyor 35-36 volt ile. Gate bacağı tetiklendiği zaman tiryakın A1 bacağından voltajımız A2 bacağına geçerek buradan alıcımıza ulaşıyor. Burada 500K potansiyometremiz ve kondansatörümüz burada DB3 diyarla ortak bağlı. Orta ucuna direkt şönt atarsınız arkadaşlar. Diğer potansiyometrenin diğer ucunda 10 kilo dirençle seri bağlayarak A2 ucu ve lamba ile birleştirip devreyi çalıştırırsınız. Devrenin çalışma mantığı bu kadar basit. Kolay bir devre arkadaşlar. Ben bu devreden daha önce çok yaptım arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Güzelliğine çalışıyor. Burada önemli konu BT136, BT139 veya diğer marka tiryaklar. Ben onların bilgilerini de ekrana koyarım. Şimdi sadece lamba çalışacaksanız dimmer devrenizde, bu dimmer devresinde BT136 alabilirsiniz. BT139 kullanmanıza gerek yok. BT136 4 amper çekiyor. BT139 bizim bu devrede kullandığımız 16 amper çekiyor. Şimdi dikkat ederseniz ben bu BT139'a soğutucu bağlamadım. Siz muhakkak soğutucu bağlayacaksınız. Ona şimdi sebebini söyleyeceğim. Bunu benim kesmem gerekecek. Jet taşı da yanında olmadığı için kesemeyeceğim. Daha sonra keseceğim. Ama size söyleyeceğim. Şimdi bu soğutucu kullanırken şöyle yapraklı olan modelinden kullanırsanız daha iyi olur. Daha iyi soğutur. Şöyle düz model kullanmaktan kaçının. Benim tavsiyem bu şekilde size. Şimdi arkadaşlar bu 4 amper 16 amper muhabbeti, soğutucu muhabbeti var ya, bu nedir biliyor musunuz? Bu kılıf numarasını internete yazdığınız zaman herhangi bir transistör, MOSFET, tiryak olsun. Bunların amper değeri, volt değeri vardır. Bu amper volt değerleri arkadaşlar ısınma değeriyle alakalı. Yani size der ki datasheet bilgisinde %25'lik sıcaklık derecesinde BT106 4 amper verir. BT139 da 16 amper verir. Bu ısı yukarı arttıkça bu amper çekim değeri düşer arkadaşlar. Ve ısınır, kısa sürede bozulur. Bunu önlemek için devreyi doğru dizayn etmek gerekiyor. Dirençleri, kondansatörleri, gate gerilimini doğru polarite etmek gerekiyor. Ayrıyeten de soğutucuyu kullanmamız gerekiyor. Eğer biz soğutucu kullanmazsak kısa sürede arızalanır. Artı bir de şöyle bir şey. Bu lamba devreleri hariç bu matkap, jet taşı, diğer motorlu ekipmanları kullandığımız zaman, bu tiryak dimmer devresi yaptığımız zaman, şimdi motor zorlandığı zaman daha fazla amper çeker. Onun da sebebi şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir hiltimiz olduğunu düşünelim. Biz duvarı deliyoruz. Duvarı deldikçe zorlanıyor. Girmekte zorlanıyor. Biz de bastırıyoruz. Elinizi o hiltiye değdirdiyseniz, eğer duvar falan elektrik işleri yaptıysanız bilirsiniz. Hilti sıcacık olur. Onun sebebi fazla amper çektiğinden kaynaklanır. Şimdi bunu öğrendikten sonra bizim matkabımız 3 amper diyelim. Bu siz iyi anlayın diye söylüyorum arkadaşlar. 3 amper. Bu 6-7 ampere çıkar. Örnek bir motoru elinize alın. Döndürün. Bir tane de voltmetre bağlayın. Amperini ölçün. Elinizle dokunduğunuz zaman amper değeri artar. Voltaj sabit kalır. Amper artar. İşte bu tip durumlarda olduğu için arkadaşlar. Mesela ben arkadaşıma sordum. Kaç amper dedim. 4 amper dedi. Şimdi ben burada BT136 kullanırsam yanılırım. Yani hata yapmış olurum. Neden? Biraz önce bahsettiğim olay gibi. Bu jet taşını
araba cilalaması için kullanacakmış. Bastıracak, zorlayacak. Zorladığı zaman bu 4 amperi aşacak. Onun için 16 amper kullandım. Siz de bu devreden çekebileceğiniz amper 16 amper değildir. Buradan maksimum çekebileceğiniz amper 6-7 amperdir. Diğer daha fazla çekmeye kalkarsanız arızalanır. Yani bu data sheetlerin 16 amper yazması, 20 amper yazması tamamen bu soğutma mantığıyla alakalıdır. Bu konuyu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu tamamen toleransıdır. Yani %25'te sabit tutmanız imkansızdır. Çok iyi bir soğutmanız gerekmektedir. O yüzden hani direkt 16 amper alamazsınız. Bu konuda sizin bilginiz olsun. Maksimum alabileceğiniz 6-7 amper. Mesela sizin cihazınız 6-7 amperdir. Farklı bir model tiryak seçersiniz. 16 amper değil de 20 amperlik bir tiryak seçersiniz. Bu soğutma oranıyla aradaki makası kısmış olursunuz. Daha uzun süre kullanmış olursunuz. Bu MOSFET'lerde de aynı şekildedir. Transistörlerde de aynı şekildedir arkadaşlar. Şimdi devremize bağlantılarını yapalım. Bir de test edelim arkadaşlar. Şimdi hiç bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Ben onun için de bunun bağlantısını göstermek istiyorum. Hani şaşırabilirsiniz ama soranlar oluyor. Hani olabilir de sıkıntı yok. Bizim işimiz bu. Anlatırız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle ben geniş açılı alayım. Farklı bir lambadan deneyeceğiz ama ben bunu test etmek için gösterdim. Şimdi fazımız şu 220 kablomuz arkadaşlar şu şekilde. 220 kablomuz kameranın açısı şey gelmiyor. Fazımız direkt geliyor. Bu da nötrümüz arkadaşlar. Nötrümüzü şebekeden gelene bu cam sigortadan olan bölüme giriyoruz klamensimizle. Bu içerisinden de dolanan voltaj buradan çıkıyor lambaya gidiyor. Bağlantısı bu şekilde. Burada da şu mantıkta arkadaşlar. Burada da bu mantıkta. Yani burada şuraya geliyor. Bu da buraya geliyor arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi bağlantısını yapıp çalıştıralım. 220 volt 2 amper bir tane lambamız var. Onu bağlayıp test işlemi yapacağız. Şimdi şöyle bir bilgi daha vereyim. Bu devreden fazı veya nötrü geçirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Hepsinde de çalışır ama nötrü geçirirseniz daha mantıklı olur. Sebebine gelince arkadaşlar, faz herhangi bir yerden şase aldığı zaman iletime geçebilir. Geçeceği için sıkıntı olabilir. O yüzden nötrü geçirmeniz daha mantıklı olur. Hani buradaki mavi ve kahverengi kabloyu bağladığınız zaman bu nötr faz ayrımı yapamazsınız. Onu anlayabilmek için kontrol kalemiyle prizi ölçeceksiniz. Hangisinde faz geliyor? Siz hangisini bağlamışsınız? Ölçü aletiyle bakacaksınız. Faz yönünü bu şekilde değiştireceksiniz. Nötrü bağlamanız daha mantıklı olur. Şimdi ben fişe takıyorum. Lambamız yandı. Şöyle yapalım. Hassasiyeti falan güzel arkadaşlar. Fazla yüksek bir amperli de seçmedim. Sebebi soğutucu yok. Zarar görmesin. Onu keseceğiz. Dediğim gibi bu devreyi ben çok çok yaptığım için gayet dayanıklı, kullanışlı bir devre. 6-7 amperi rahatlıkla alabilirim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Sadece lamba çalıştıracaksam, bu tip lambalar çalıştıracaksam da veya LED lambalarda bunu kullanacaksam da BT136 kullanabilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.